Herkese merhaba. BGM Otomatik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle örüntüler konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ilk videomuzda milyonlar konusunu işlemiştik. Yani 9 basamaklı sayılar nasıl okunur, nasıl yazılır, sayı, basamak isimleri. Eğer o videoyu izlemediyseniz aşağıdaki açıklama kısmındaki 5. sınıf oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bu ilki derslerimizi bu ilki derslerimizi spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defteri üzerinden yapıyoruz sevgili gençler. İsteyen arkadaşlar kitabı edinerek beni daha verimli şekilde takip edebilirler. İsteyen arkadaşlarımız da konuyu buradan çalışıp vereceğim ödevleri kendi kitaplarından yapabilirler. Başlamadan önce serinin devamını kaçırmamak adına hemen abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz olur, fikirleriniz olursa yorum kısmına ekliyorsunuz. Ve unutmadan söyleyeyim video sonunda sürpriz bir sorun var. Onu da çözüp yoruma cevabınızı yazıyorsunuz. Hadi şimdi kalemleri kağıtları hazırlayın. Başlıyoruz. İlk olarak hemen ödev kontrolüyle başlıyorum. Geçen haftaki dersimizin sonunda iki test ödev vermiştim. Bu kitaptan takip eden arkadaşlar 13-14, 15 ve 16 yapacaklardı. Kendi kitabından test çözecek arkadaşlar da en az iki test çözeceklerdi. Umarım ödevinizi yapmışsınızdır, konumuzu tekrar etmişsinizdir. Hepinizin ödevinizi yaptığınızı kabul ediyorum ve hemen yeni konumuza geçiyorum. Evet sevgili gençler hemen konumuza başlıyoruz. bugünkü konumuz örüntüler dedik. Örüntünün tanımı belli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizilerine örüntü deniyor. Yani burada karşımıza iki çeşit örüntü çıkıyor. Bir şekil örüntüleri bir de sayı örüntüleri. Yani eğer şekiller belli bir kurala göre gidiyorsa ya da sayılar belli bir kurala gidiyorsa biz bu sayılara ya da şekillere örüntü diyoruz. Örneğin aşağıda bir örüntü görüyorsunuz. Bu şekillerden oluştuğu için şekil örüntüsü diyoruz. Biz genelde şu şekilde yapıyoruz. Buradaki şekiller arasındaki ilişkiyi bulup bunu sayısal hale getirip bir sayı dizisi, sayı örüntüsü oluşturuyoruz. Biz de bugün aynı şeyi yapacağız. Hemen inceleyelim. Bakın birinci adımda bir daire var. İkinci adımda beş daire var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bak, burada dokuz burada 5, burada 1 var değil mi? Bunu sayıya dönüştürdükten sonra 1 adet, 5 adet ve 9 adet yaptıktan sonra ben şuraları sileyim. Aradaki ilişkiyi buluyorsun. Bak, hemen baktığın zaman 1'den 5'e kaç artmış buradan buraya? 4 tane eklemiş. 5'ten 9'a kaç tane? 4 tane eklemiş. O zaman bu örüntü için ne diyoruz? 4'er, 4'er artıyor diyoruz. Bu kuralı bulduktan sonrası basit. Mesela size dördüncü adımı sorarsa 4 ekliyorsunuz. 9 da 4 ekle 13 diyorsunuz. Tamam bu şekilde şekil verirse sayıya dönüştürüyorsun. Aradaki geçişe bakıp karar veriyorsun. Şimdi birkaç örnek ben çözeceğim. Sonra size sorular soracağım. Merak etmeyin. Bir sınıftaki dilek panosunda yer alan dilekler yukarıdaki gibi her gün bir önceki güne göre belli bir sayıda artmaktadır. O zaman belirli bir sayıda artıyorsa her zaman bir örüntü vardır. Bu dilek panosunun 10. gün sonunda kaç tane dilek bulunur? Hemen ne yapıyoruz? Sayıya dönüştürüyoruz. Birinci gün dilek kutusunda 1 adet. ikinci gün 1, 2, 3. 3 adet. Üçüncü gün 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet. Dördüncü gün 3, 6, 7 adet oluyormuş. Hemen bunu sayısal olarak yazıyorum. Birinci gün 1, bir. ikinci gün 3, üç. üçüncü gün 5, dördüncü gün 7. Nokta nokta böyle gidiyor değil mi? Hemen buradan aradaki kuralı buluyoruz. 1'den 3'e ne yapmış? 2 artmış. 3'ten 5'e 2 artmış. 5'ten 7'ye 2 artmış. O zaman kural ne? 2'şer 2'şer artıyor. Bundan sonrası çok basit. Hemen yanına hızlıca yazacağım. Ben biraz küçük yazacağım. Geniş yazdım bunları. Şöyle şuraya başlayalım. Buraya 5 diyelim. 6, 7, 8, 9 ve 10 diyorum. Bana 10. soruyordu. Tek tek gidelim. En son 7 idi değil mi? Hep 2 ekleyerek gideceğiz. 2 ekle 9, 2 ekle 11, 2 ekle 13, 2 ekle 15, 2 ekle 17, 2 ekle 19 diyoruz. Evet aradığımız cevap 19. Böyle yapayım karışmasın. Cevabımız 19. Mevzuyu anladınız herhalde. Ne yapıyorsun? Kuralı bul sonra da diğerlerini uygula. Her zaman size açık açık şekilleri vermeyebilir. Bazen sayısal olarak verir. Sayı üzerinden çözmen gerekebilir. Mesela bir örnek soru. Çünkü 51, 68, a, 102, 119, b sayı örüntüsünde b yerine yazılacak sayının a yerine yazılacak sayıdan ne kadar fazla olduğunu bulmamı istiyor. Hemen ne yapacağım? Önce aradaki kuralı bulacağım. Bak şimdi 51'den 68'e. Şöyle yapabilirsin, aradaki farkı bulursun. 8'den 1 çıktı, 7, 6'dan 5, 1 çıktı 1. 17 artıyormuş. Doğru mu? Doğru. Ama emin değiliz o zaman. Şurada bir daha test edeceğim. 102'den 119'a da yine aynı şekilde 17 artmış mı? çıkarıp bulacağız. Çıkaralım. 9'dan 2 çıktı. 7. 11'den 10 çıktı. Evet. Bakın hem burada da hem burada da 17 arttığına göre demek ki kural neymiş? 17 17 artarak gidiyormuş. O zaman hemen A'yı bulabilirim. A sayısı ne olacak? 68'e 17 ekleyeceğim. 68'e 17 ekleyeceğim. 8 7 daha 15 elde 1. 6 1 daha 7 1 ekle 8. A sayısı 85'miş. Aynı kuralla B'yi bulacağım. B sayısı 119'dan sonra geldiği için 119'a yine kuralı uygulayacağım. 17 e ekleyeceğim. 9, 7, 16 elde 1. 1, 1 daha 2. 1 e ekle 3. 1'i aşağı al. Kaç oldu? 136. B sayısını bulduk. Bana neyi soruyordu? Aradaki farkı soruyordu. O zaman çıkaralım. 136'dan 85 çıkaracağız. 6'dan 5 çıktı 1. 13'ten 8 çıktı 5. Evet aradığımız cevap 51 olacakmış. Evet buraya kadar benimdi. Bundan sonraki örnekleri siz çözeceksiniz sevgili gençler. Bir bu şekilde örneklerim var. Birazdan yeni örneklerde soracağım. Hepsini siz çözeceksiniz. Çalışma şeklimiz şöyle. Ben birkaç saniye bekleyeceğim. Siz videonuzu durduracaksınız. Cevapları bulduktan sonra birlikte çözeceğiz. Evet ama ilk sorumuza bakıyoruz. Diyor ki verilmeyen sayıları bul. Ne diyorduk? Kuralları bulacağız. 5'ten 11'e 6 artmış. 11'den 16, 17'ye yine 6 artmış. O zaman ne olacak? Yine 6 artacak. 17'ye 6 eklersek 23 olur. Evet ilk sorumuzun cevabı 23. 2. Bak 21'den soru işaretine gelmiş. O zaman ben buradan bulamam. Nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. Bak. 61'den 81'e 20 eklemiş. 81'den 101'e 20 eklemiş. O zaman kural neymiş? 20 20 artıyor. O zaman ben de 21'e 20 eklerim. 41 olur. C şıkkı. 33'ten 42'ye. Bak böyle büyük sayılarda takılırsan şu şekilde çıkar. Çıkarırsan 9 olur. Neymiş demek ki? 9 artıyormuş. Kuralın geçerli olan için en az 2 tane bulman gerekiyor. Şuraya da bakalım. 60'tan 69'a yine 9 artıyor. Demek ki kural 9 9 artıyormuş. Ben de 42'ye 9 ekliyorum. 51 buluyorum. Bu sorumuz da 51. Ç'ye bakalım. 45'ten 58'e yine çıkaralım. 58 eksi 45 8'den 5 çıktı 3. Burası da 1. 13 artmış. Şuraya bakalım. Gerçekten 13 mi? 97'den 84 çıkaracağım. 7'den 4 çıktı 3. 9'dan 8 çıktı 1. Evet bak burası da 13 artmış. Kural 13-13 gidiyormuş. O zaman hemen eksik olanı bulalım. 58'e 13 ekleyeceğim ve eksik olan sayıyı bulacağım. 8-3 daha. 11 elde 1. 5-1 daha. 6-1 ekle 7. Evet eksik olan sayımız 71 diyoruz. Evet, eğer bu şekilde dördünde bulduysan örüntünün temel mantığını anladın demektir. Ama bitmedi. Alıştırmalara devam ediyoruz. Evet, şimdi bir şekil örüntüsüyle, şekil örüntülerinde egzersiz yapalım isterseniz. Yine videonuzu durdurup çözmenizi istiyorum. Şöyle <laughs> yapacaksınız. Burada verilen örüntünün Sayılarını yazacaksınız ve eksik olan mesela buradaki 4. adımdaki kibritlerin oluşumunu da siz çizecektiniz. Burada aşağıdaki soru içinde 5 ve 6. adımları çizecektiniz. Tamam hemen birinci ile başlayalım. Önce kibrit sayılarına bakalım. Birinci adımda ne var? Bakın 1, 2, 3, 4 adet kibrit kullanılmış. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet kullanılmış. Üçüncü adımda 12 adet kullanılmış. O zaman kurala baktığında ne oluyor? Bak buradan 4 artmış. Burada 4 artmış. O zaman dördüncü adıma geçerken de 4 artacak. 12'ye 4 ekle 16. Zaten örüntüyü fark etmişsindir. Bak birinci de bir kare oluşturmuşlar. İkinci de iki kare. Üçüncü de üç kare ise dördüncü de dört tane kare oluşturacağım kibrit çöpleriyle. Bir. Bu zaten baştaki haliydi. Bu bir. Yine aynı şekilde hızlı çiziyorum. Biraz yamuk olabilir. İkinci. Devam ediyorum. Bu zaten üçüncü adımda dördüncü adımda bir tane daha ekliyoruz. Şu şekilde modelimizi, örüntümüzü devam ettirmiş oluyoruz. Bakın 16 tane oldu. İkinciye gelelim. Yine sayıya dönüştüreceğiz. Birinci adımda bir kare. Bak kare sayısı dediği için kare sayısı yazıyoruz. İkinci adımda 1, 2, 3 tane. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Dördüncü adımda 2, 4, 6, 7 tane. Hemen kuralı buluyorsun. Burada 2 eklemiş. Burada 2 eklemiş. 5'ten 7'ye yine 2 eklemiş. O zaman hep ne yapacağız? 2 ekleyerek gideceğiz. 2 ekle 9, 2 ekle 11 olacakmış. Çeklini çizersek ne olacak? Bak, alttaki sıradan yapabiliriz. Bak, altta sırada 1 tane var. 2 tane var, 3 tane var, 4 tane. Var. O zaman alta önce 5 tane kare çizeceğiz. Sonra da bunların üstüne birer tane çizersen Zaten 9 tane olur bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz biraz küçük çizdik alana sığsın diye. Altıncı da yine bu sefer bir kare fazla yapacağız. 1, 2, 3, 4, bir tane yapalım. 5, 6 oldu. Tamam şöyle şekli düzeltebilirsin. Kareli defterine çiziyorsan rahatlıkla güzel çizebilirsin. Ben böyle düz alana bu bilgisayar kareliğine biraz zor oluyor. Ama şu şekilde üstüne de böyle yaptığında... 11 tane. Sonuncu biraz fazla gitti. 11 tane kare yapmış oldu. Evet. Bu şekilde yaptıysanız Tebrikler. Şekil örüntüleri mevzusu da tamam. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Örüntüler konusu çok zorlanmayacağınız bir konudu zaten. Şimdi hemen ekranda gördüğünüz bu sorunun cevabını buluyorsunuz. Aşağıda yorum kısmına benimle paylaşıyorsunuz. Kimlerin doğru cevabı bulacağını gerçekten merak ediyorum. Hemen ödevinizi de vereyim. Eğer beni bu kitaptan takip ediyorsanız spoiler takip ediyorsanız Sayfa 22, 23, 24 ve 25. sayfadaki sorular ödev. Eğer farklı kitaplardan, kendi kitaplarınızdan çalışıyorsanız da bu konuyla ilgili en az iki test çözmenizi istiyorum sevgili gençler. İyice pratik kazanırsınız. Yine söyleyeyim sevgili gençler, benden istediğiniz bir konu olursa aşağıda yorum kısmına bunları da yazabilirsiniz. Video serimiz devam edecek. Haftaya Perşembe yine aynı saatte saat 20'de burada olacağım. Perşembe günleri 5. sınıfların günü. Yeni videoları kaçırmamak adına bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.